Bir de sual gelmiş, Yecüc Mecüc hakkında bir zat malumat istiyor. Risale-i Nur'da ne diyor Yecüc Mecüc hakkında? Bu 5. Şua'daki yeri açalım okuyunca. Yecüc Mecüc meselesini. Buldun mu? Evet efendim. Ver. Oku sen oku. Bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisan-ı semavisinde Yecüc ve Mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin'i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercümerş ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir üzeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, İhtilali Fransavi'de hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi tevellüt etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden aşıladığı fikir bilahare Bolşevikliğe inkılap etti. Ve Bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlakiye ve kabileye, kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir. Daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise hem mazlum kalabalıklığı hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise Çin'i Maçin'de 40 günlük bir mesafede yapılan ve acayip bir seb'ai alemden birisi bulunan Seddi Çin'inin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam mucizane ve muhakkikane haber vermiş. 16. mesele. Bu 15 miydi? Evet efendim. Birinci meselede de geçiyor. Efendim? Birinci meselede de geçiyor da farklı geçiyor. Deccal, Yecüc ve Mecüc'e zemin hazırlar diyor. Evet, şimdi bu şeyde insanların kalbinden şefkati ve merhameti çıkarmanın sebepleri de ihzar ediliyor. Mesela Çin şimdi Moğolistan'ı, efendim Kırgızistan'ı bilmem neyi oralar çok perişan ediyor yani. Yani aklın hafızalarının almayacağı şekilde işkenceler yapıyor, eziyor. Onların ne aile hayatını bırakıyor, ne insanlık şerefini bırakıyor, hiçbir şey bırakmıyor. Bu birike öyle bir hal alıyor ki onun medeniyete karşı hıncı kini artık herhangi bir kayıt tanımıyor. Bir insanlık kaydı tanımıyor yani. Şimdi mesela bu Yahudinin o Filistin'de yaptıkları. Şimdi Allah'ın izniyle Türk ordusu oraya girecek ve o Yahudinin elini kolunu bağlayacak. Ondan sonra oradaki Arap kardeşlerimizin onlara karşı tavrı nasıl olur? Öyle değil mi? Yani hiçbir hürmete layık, hiçbir insanlığa insanlığın gereğini kabul edecek bir hal bırakmadılar yani. Hiçbir şefkat, merhamet tarafı bırakmadılar yani. Yani çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar hiçbir şey demeden 30-40 senedir, 50 senedir kesip doğrayıp duruyorlar. Hiçbir kayıt tanımıyorlar. Elbette ona mukabele de o cinsten olur. Şefkat, merhamet kalmaz yani ortada. Onlar da onlara öyle yaparlar. Yani. İşte bu kapitalizmin, sosyalizmin insanlara yaptığı ağır zulümler, ağır tahakkümler, ağır işkenceler, insanları bir sürü yerine koyması, hayvan yerine koyması, yani Türkiye'de, şeyde dünyada 500 aile var. Dünyanın bütün parasını idare eden 500 aile var. O 500 aile de 50 aileye çalışıyor. Ben bunu böyle söylüyordum.
okumadan, bilmeden söylüyor. Yani garbi bir şey dedi. Geçen gazeteler yazdılar. 500 aile bütün dünyanın parasını yiyor. Onlar da 50 aileye hizmet ediyor. Esas ana kök 50 aile. Dünyanın bütün parası. Şimdi 6 milyar insan tamamen hayvan muamelesi görüyor. Fabrikada bir makine parçası gibi. Yani ne hissi var, ne haysiyeti var, ne şeref var. İşte sabah gidecek, girecek, orada çalışacak, tık 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 tık. Akşam çıkacak, 30 sene böyle gidip gelecek. Akşam poşetini doldurup eve götürecek. Sabahleyin çıkacak, yine poşetini doldurup eve götürecek. Hadise bu. Yani köleliğin en erzel, en kepaze tarafı şekli yani. Bütün beşeriyet böyle. Şimdi bu beşer bir fırsat ele geçirirse ne yapar? İşte bu Yecüc Mecüc de böyle kapitalizmin, sosyalizmin, zulmün, tahakkümün onlara yaptıklarının birikintisi olarak öyle bir patlak verecek ki bu Moğol, Çin, Moğol tarafından, Moğolistan tarafından, ondan sonra Kırgızistan, Moğolistan o taraftan böyle dehşetli bir Cenab-ı Hak işte o zaman onlara bir imkan verecek, kuvvet verecek. Evet, bu Avrupa'yı, Mavrupa'yı tamamen silip bırakacaklar yani. Yecüc Mecüc hakkında da Risale-i Nur'da gösterilen bu.